Aziz Bey'le mi görüşüyorum? Kim arıyor? Ha, ben dün kızınızı öldürmeye çalışan adamım. Nasılsınız? Ne diyorsun lan sen? Kimsin sen? Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha, öyle normal bir ölüm de olmaz. Oldukça acılı bir ölüm olur. Sen kimsin de bizi tehdit ediyorsun lan? Senin karşında kim var? Senin haberin var mı? Aziz Türel, yanlış mı aradım? Hele bir kızıma yaklaş. Hele bir kızıma yaklaşmayı dene, seni parçalarım. Duydun mu? Seni paramparça ederim. Korkmak insani bir şeydir baba. Yani kendini ailenin reisi olarak gördüğün için korkunu gizlemek zorunda değilsin. Necati, bütün hırsımı senden çıkarırım. Aferin benim güzelim. He. Kollarımızı sokalım. Nasıl çıkardık? Benim güzel kızım. Şirin Hanım, sen de eve git hadi. Hasan dayı beklemezsin. Bir tas çorba içtiğini görmeden şuradan şuraya gitmem valla. Tamam hadi. Koy bir tas içeyim. Ne güzel oldun. Hadi kaldıralım bunları bakalım yavaş yavaş. Sonra birazcık uyuyalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz Bey. Durumdan haberdarsınız. Ailem tehdit altında. Evet, haberimiz var. Güvenilir adamlar mıdır? Siz hiç merak etmeyin Aziz Bey. Son derece güvenilir adamlar. İşlerinde profesyoneller. Tamam. Bir şeye ihtiyaç olursa haberdar edersiniz. Sağ olun Aziz Bey. Hayır. Hayır, adını bilmiyorum. Biraz önce arayıp telefonda tehdit ettiler. Çıkmadı numara. Tamam, siz yine de bir araştırın, belki bir şey bulursunuz. Teşekkür ederim. Dışarıdaki adamlar kim? Baba, dışarıda tanımadığımız adamlar mı var? Özel bir güvenlik şirketiyle anlaştım. Bir süre buradalar. İyi de baba, bu adamlara nasıl güveneceğiz ki? En nihayetinde maaş alan adamlar. O kadarını biz de düşündük herhalde. Bu herifin ne yapacağı belli değil. Ne yapayım? Daha güvenilir birini bulana kadar bu adamlar burada işte. Tamam, bitti bu konu. Kapatın artık. Haklısın babacığım. Ben şu dünkü adamı bir görmeye gideyim diyorum. Nereye gidiyorsun ya? Otur oturduğun yerde. Kızım, sen daha dün saldırıya uğramadın mı? Ya baba, ne yapayım? Gitmezsem de içimde kalacak. Ya belki adam benim yüzümden tutuklandı bile. Hayır efendim, tutuklanmadı. Ben emniyet müdürüyle konuştum. Hakim salıvermiş, tutuksuz yargılanacak. Yargılanacak mı? Herhalde. Düpegündüz adam vurmuş. Tamam, ben ilgileniyorum. Sen merak etme kızım. Tamam babacığım, iyi olur. Gerçekten ilgilensen olur mu? Çıkma bir yere, tamam mı? Tamam baba, tamam. Merak etme, buradayım.